Genel Meclisi Kasım ayı toplantıları devam ediyor. Bütçe görüşmelerinin yapıldığı ve 20 gün boyunca devam edecek olan toplantıların 15. birleşimi Başkan Burhanettin Çoban İdaresi'nde meclis toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen raporlar görüşülerek karara bağlandı. Komisyona havale edilen önergede merkez ilçeye bağlı köylere otobüs durağı yapılması için 70 bin lira ödenek aktarılmasına karar verilirken, Sinanpaşa ilçesine bağlı Gezler köyünde yarım kalan yol için aktarılan 200 bin lira ödeneğin yetersiz gelmesinden dolayı 50 bin lira ilave ödenek aktarılmasına karar verildi. Bir diğer önergede Emirdağ ilçesine bağlı Gelincik köyünün içme suyu boruları için 30 bin lira, Büyük Tuğluk köyünde bulunan köy konağının kapı pencere değişimi için 20 bin lira ve ilçe özel idaresinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 10 bin lira ödenek aktarılmasına karar verildi. Söz konusu Emirdağ ilçesine bağlı Gelincik köyünün içme suyu boruları için 30 bin TL, Büyük Tuğluk köyünde bulunan köy konağının kapı pencere değişimi için 20 bin TL ve ilçe özel idarenin ihtiyaçlarını kullanılmak üzere 10 bin TL toplam 60 bin TL ödenek aktarılması talebini 2021 yılı yatırım programında Mecmua Müdürlüğü kurumsal kodu altında bulunan sermaye giderleri ödeneğinden 60 bin TL ödeneğin Emirdağ Köylerin Hizmet Götürme Birliği'ne aktarılması komisyonumuzun uygun görülmüştür. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından düzenlenen istişare toplantısı gerçekleştirildi. Her ay farklı bir sivil toplum kuruluşuna yapılması planlanan toplantıların Kasım ayı toplantısı hafta sonu İlim Yayma Cemiyeti Afyonkarahisar Şubesi'nin toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıya AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Profesör Doktor Veysel Eroğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, İl Başkan Yardımcısı Fatih Oker ve Afyonkarahisar İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Ali Zengin'le çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Kahvaltı sonrası toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Kasım ayı toplantısının hayırlı olmasını temenni etti. İnşallah daha önce yapmış olduğumuz toplantıları da bahsetmiştik artık. Bundan sonraki toplantıları hep aynı STK'larda yapacağız. Hem STK'larımızın yol haritası, eylem planları, hem de Afyonkarahisar için geleceğimiz, gençlerimiz neler yapabiliriz, bunları konuşacağız hep birlikte inşallah. Üstün zekalı çocukların eğitim alabileceği bir okul projesi hakkında bilgi veren İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban da projenin öneminden bahsederek projenin gerçekleşebilmesi için destek istedi. Eğer bu yaratılışa sahip olanlar 8 yaşına kadar tespit edilip bunlarla ilgili özel eğitimler yapılmazsa maalesef bu çocuklar sahip olduğu zekayı kaybettiği gibi tamamen psikolojik kullanıma gidiyor, şizofren hastası oluyor ve bütün yeteneklerini kaybediyor. Ama bu tespitleri, bunlarla ilgili eğitim, öğretmen neyse, materyal sağlandığında ortaokuldaki bir çocuk, üniversiteden fizik okumuş bir insandan daha iyi fizik bilebiliyor, kuantum bilimini anlatabiliyor. Böyle bir okul yapmalıyız ki hem bu daha iyi çocukları burada eğiteceğiz, hem de bunlara dini eğitimlerde vereceğiz. Yani Kur'an-ı Kerim'den tutun da hatta ağzı yaparak meal-ı tefsir, hadis, akaid, fıkıh, kelam ne gerekiyorsa bunların da eğitimini verebildiğini, o bilgiye verdiğini uygun olabilecek iki tane arsayı gösterdi Sayın Bakanımıza. Çok beğendi inşallah. Maddi finansmanını sağlanırsa, sponsorluğunu sağlanırsa bu gerçekleşecek. Bir önceki toplantıda çok önemli kararlar alındığını ifade eden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Profesör Doktor Veysel Eroğlu da gençliğin geleceğin teminatı olduğunu söyledi. Biz her şeyi gençlere devredeceğiz. Onlar da elinde daha sonraki gençlere, daha sonraki nesillere teslim edecek. Dolayısıyla bir kere gençlerimize, bütün gençlerimize ayrım yapmadan hepsini kucaklamamız lazım. Hepsine büyük hedefleri birlik, beraberlik, kardeşlik, tek millet, tek bayrak, tek vatan idealini mutlaka benimsetmemiz lazım. Çünkü bu coğrafyada hayatta kalmanın yegane yolu güçlü olmak gerekiyor. Araç içerisindeki sürücü ve tüm yolcular için de geçerlidir. Özellikle arka koltukta oturan yolcular, emniyet kemeri kullanmadıkları takdirde meydana gelebilecek bir kazada tedirginde olacaktır. Bir hareketine bakar hayat kapsamında.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından ortaklaşa bir hareketine bakar hayat sloganıyla program düzenlendi. Programa Vali Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, emniyet ve jandarma trafik ekipleriyle vatandaşlar katıldı. Kent meydanında düzenlenen programa araç içerisinde polis memurları bindirilerek kaza anında emniyet kemerinin önemine dikkat çeken bir gösteri yapıldı. Gösterinin ardından Vali Gökmen Çiçek trafik uygulamasına katılarak sürücüleri emniyet kemeri konusunda uyardı. Özellikle emniyet kemeri kullanımında farkındalık oluşturmak için emniyet müdürümüzle jandarma komutanımızla birlikte trafik ekiplerimizle beraber alanlardayız. Tüm Türkiye'de bugün alanlarda olacak hem valilerimiz hem emniyet müdürlerimiz. Çünkü gerçekten önemli bir konuyla ilgili hem farkındalık oluşturmak hem de denetleme yapmak için alana çıktık. Özellikle İçişleri Bakanlığı tarafından sizin de arkada gördüğünüz gibi bir hareketine bakar. Hayat sloganıyla ciddi bir kampanya başlatıldı. Afyonkarahisar'da bu kapsamda yolların kavşak noktasında özellikle araç trafiğinin çok yoğun olduğu hem Antalya istikametine hem Doğu Batı istikametinde gerçekten Türkiye'de çok yoğun araçların geçtiği bir noktada kalıyor. Ve maalesef Afyonkarahisar'da çok uzun zamandır üzücü trafik kazalarıyla canımız sıkılmakta, canımız yanmakta ve üzülmekteyiz. Biz genelde bunlara baktığımızda ölüm sebepleri hem emniyet müdürümüz hem jandarma komutanımızla telefonla aradığımda bana hep şunu söylüyorlardı. Eğer emniyet kemeri olsaydı bu ölümle karşılaşmayacaktık belki sayın valim diye. Az önce arkadaşım sunum yaparken söyledi. Dedi ki emniyet kemeri takmak ölüm kazalarında riski, ölümlerde riski, trafik kazalarında ölüm riskini %45, ağır yaralanma riskini %65 azaltıyor. Vali Çiçek emniyet kemerinin riskleri azalttığına dikkat çeken ve bu yüzden muhakkak kullanılması gerektiğini vurgulayarak açıklamalarını şöyle sürdürdü. Bu kadar büyük bir riski azaltan emniyet kemeri ama bizim çok küçük görerek bazen ihmal ettiğimiz, bazen bizi sıkıyor diye, bazen rahatsız oluyoruz diye ihmal ettiğimiz bir şey. Fakat istatistikleri gördüğümüzde muazzam bir rakamdan bahsediyoruz. Gerçekten hem kendimiz için, hem ailelerimiz için, hem sevdiklerimiz için bu emniyet kemerinizi takalım. Kendinizi belki düşünmüyorsunuz, belki düşünmüyoruz ama sevdiklerimiz için, evlatlarımız için, babalarımız, annelerimiz için hayatta kalmamız çok önemli. O yüzden buradan Afyonkarahisar'dan, yolların kavşak noktasından tüm sürücülerimizi, emniyet müdürümüz ve jandarmamızla ve trafik ekiplerimizle beraber bir hareketine bakar hayat diyoruz. Şuhut'ta İçişleri Bakanlığı tarafından emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığını ve trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan bir hareketine bakar hayat kampanyası kapsamında trafikte seyir halinde bulunan araçların sürücülerin emniyet kemerine yönelik eş zamanlı farkındalık etkinliği düzenlendi. Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün'ün de katılımıyla Şuhut Afyonkarahisar Karayolu üzerinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi. Uygulamaya katılan Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Yastıkaya ve Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram durdurulan araçların sürücüleri ve araç içerisinde bulunan yolculara trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemeri takmanın önemini ve hayat kurtardığını hatırlattı. Nereye yolculuk? Oradan fotoğraf alıyoruz. Bizim ehliyet kemeri uygulamamız var. Sağ olun ehliyet kemerinizi de takmışsınız. Bakanlığımızın bu haftaki programı ehliyet kemeri üzerine hareketimize başlayan hayat. Sloganımız bu. Kemerimizi takarsak inşallah ölüm riskini, yaralanma riskini azaltacağız. Trafikte durdurulan araç sürücüsü Mahmut Zengin konuyla ilgili şunları söyledi. Biz emniyet kemerimizi takıyoruz. Yani sağlığımıza ve trafik kurallarına uymaya dikkat ediyoruz. Siz de emniyet kemerinizi takarsanız sizler için sağlık. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla Adım Adım 2023 İl İl Anadolu temalı toplantısı MHP MYK üyesi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytan ev sahipliğinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Akronis Termal Otel'de yapıldı. Toplantıya Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve 27. dönem Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, İstanbul 3. Bölge 25-26 ve 27. dönem Milletvekili Arzu Erdem, Antalya 23. dönem Milletvekili Merkez Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Yıldız, Ülke Ocakları ve MHP Aydın, eski İl Başkanı Merkez Yönetim Kurulu üyesi Burak Pehlivan, Isparta'nın eski Merkez İlçe Başkanı Merkez Yönetim Kurulu üyesi Akif Çapraz,
İl Başkanı Mehmet Kocacan ve İl Yönetimi Merkez İlçe Başkanı Fevzi Kartal ve İlçe Yönetimi Ülke Ocakları İl Başkanı Abdurrahman Timur Bayram, İlçe Başkanları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Belediye ve İl Genel Meclis üyeleri çok sayıda partili katıldı. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı. Yüzyıl önce yedi düvele karşı verilen kurtuluş mücadelemizin kahramanı Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümünde rahmet ve dualarla anarak konuşmasına başlayan MHP-MYK üyesi Afyon Kredisel Milletvekili Mehmet Taytak, Atatürk'ün de dediği gibi Anadolu en büyük hazinedir dedi. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde gerçekleşecek olan 2023 yılı seçimlerinde yüce Türk milletinin iradesinin tecelli edeceğini söyleyen Taytak, Anadolu'nun kilidi Afyonkarahisar'da programa ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz dedi. Tıpkı 100 yıl önce tam bağımsız Türkiye'nin yeni yüzyıldaki İran olacağını ifade eden milletvekili Taytak, MHP olarak ülkemizin bütünlüğüne, devletimizin bekasına, yüce Türk milletinin birliğine, 52 yıldır verdiğimiz mücadelelerle, geliştirdiğimiz politikalarla ve irademizle sahip çıkıyoruz. Unutulmamalıdır ki Milliyetçi Hareket Partisi için hiçbir siyasi hedef, hiçbir siyasi plan, hiçbir makam, hiçbir dünyevi kazanç Türk milletin varlığından, egemenlik haklarından, geleceğinden ve güvenliğinden daha önemli değildir. 15 Temmuz'da ne istediler diye soran Taytak, Türkiye'nin milli iradesini yok sayıp şerefini satmış hain bir yapıyla darbeye kalkıştılar ama unuttukları bir şey vardı. Türk milletin kendi iradesinden başka bir irade tanımadığını unuttular. Türk milletine yönelik her ihaneti bertaraf edeceğiz. Afyon'da da aynı şeyleri söyleyeceğiz. Isparta'da da, Diyarbakır'da da, Edirne'de de, çarşıda, pazarda, bağda, bostanda, camide, cemevinde, dilde, duada tüm gerçekleri anlatmak için, yalanları bertaraf etmek için 2023'e kadar her gün sokak sokak, şehir şehir gezeceğiz, anlatacağız. Girmedik gönül, çalmadık kapı bırakmayacağız. 2023'ü tesadüflere bırakmayacağız. Cumhur İttifakı olarak Cumhuriyeti ve geleceğimize sahip çıkacağız. 2023'te lider ülke Türkiye hedeflerini hep birlikte Cenab-ı Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz. Bilge liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin ifade ettiği gibi yine millet kazanacak, yine ahlak ve adalet kazanacak, her zamanki gibi milliyeti belirsiz olan fesat yüzler kaybedecektir dedi. MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan da toplantının önemine değindi. Toplantımızda muhtarlarımızın ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizin istek ve taleplerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyacağız dedi. Konuşmalardan sonra MHP heyeti muhtarlarla sivil toplum kuruluşu üyelerinin istek ve taleplerini dinledi. Eskişehir Valiliği ve Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle yapılan bütünleşik bölgesel kalkınma aracı olarak Frigya Jeoparkı arama toplantısı gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkez Salon 2016'da düzenlenen toplantıya Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Profesör Doktor Nabi Avcı ve Profesör Doktor Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekili Doktor Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fuat Erdal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Tuncay Döveroğlu ile diğer birçok isim katıldı. Toplantıda kırsal alanlardaki doğal ve beşeri kaynakları koruyarak bölge sakinlerinin refahını iyileştirecek bir kırsal kalkınma modeli önerisi olarak Frig Vadisi'ne kurulması planlanan jeopark tüm yönleriyle ele alındı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fuat Erdal, Frigya Jeoparkı'nın potansiyel olarak birçok ülke vatandaşının seyahat motivasyonlarına uygun olduğunu belirtildiği toplantının açılışını yaptı. Frigya Jeoparkı Afyon, Kütahya, Eskişehir il sınırları içerisinde yıllarca yaşamış, yüzyıllarca hatta yaşamış bir medeniyetin beşiği. Biz 3 il olarak da Anadolu Üniversitesi olarak da bu ortak kültürü birlikte nasıl tekrar canlandırırız? Çünkü her 3 ilin de kendine ait özellikleri, kendine ait zenginlikleri ve hazineleri var. Frigya uygarlığı gibi bir medeniyet yıllarca burada yaşamış. Demek ki böyle güzel medeniyetler yüzyıllarca ve ondan sonraki medeniyetler tabii ki Osmanlı'ya gelinceye kadar ve Türkiye Cumhuriyeti'ne gelinceye kadar bu topraklarda yaşamışlarsa demek ki bu topraklarda hala çok güzel hazineler, paylaşılacak şeyler var. Jeopark projesi de bunlardan bir tanesi. Bunlar ortaya çıkabilecek. Bunları dünyanın bir mirası olarak kazandırabilecek bir proje. Hem de üç ilimizin, bu güzel ilimizin bir araya gelmesine vesile olacak bir proje olarak
düşünüldü. Zaten bir jeopark projesine geçebilmesi için de ki olursa inşallah sizlerin değerli katkılarınızla ikinci jeopark olacak Kula bölgesinden sonra Türkiye'de UNESCO tarafından ilan edilmiş. Bu belki de tarihe not düşülecek güzel bir güç birliği, iş birliği, gönül birliği de olacak. Bu üç ilin birlikte karar verdiği bir jeopark projesi olması hasebiyle. Konuşmasında bütünleşik bölgesel kalkınmada jeoparkların önemi başlığını ele alan Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Semra Günay Aktaş da refah ve bütünleşik bir kalkınmanın olmasını amaçladıklarını söyledi. Kırsal alanlardaki doğal ve beşeri kaynakları koruyarak bütün sakinlerin yaşam kalitesini, ekonomik refahını öne çıkarmayı, geliştirmeyi ve böylece bir kalkınma modelinin uygulanmasını öneriyorum. Geldiğimiz noktada sadece ülkemiz için değil, dünyada kırlar ve şehirler arasındaki gelişmişlik farkları hızla artmakta. Kırlar boşalmakta, şehirlere göç yaşanmakta. Bu durum hem kırsal alanlarda hem de şehirsel alanlarda aslında zincirlerin sorunları tetiklemekte. Biz aslında kırlar ile şehirler arasındaki eşitsizliğin ortadan kaldırılması ve daha refah bir bütünleşik bir kalkınmanın olmasını amaçlıyoruz. Toplantı UNESCO Global Jeoparklar Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Doktor Öğretim Üyesi Erdal Gümüş'ün Jeoparklar ve UNESCO Jeoparklar Ağı konusunda bir konuşma yaptı. Etkinlik katılımcıların beyin fırtınası yapılandırılmış grup toplantısı ve sonuç toplantısıyla devam etti. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dulu ve Yetimleri Derneği Afyon Karahisar Şubesi tarafından aziz şehitlerin ruhları için okutulan hatim duasına Vali Gökmen Çiçek de katıldı. Dernek binasında gerçekleştirilen duaya katılan Vali Çiçek bir süre burada şehit aileleri ve gazilerle de sohbet etti. Ailelerin bir isteğinin olup olmadığını soran vali, devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduklarını hatırlattı. Öte yandan Vali Çiçek'e programda İl Emniyet Müdürü Ali Temiz de eşlik etti. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dulu Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi Başkanı İsmail Kumar Taşlı, bu güzel günde Sayın Valimiz Gökmen Çiçek ve beraberinde İl Emniyet Müdürümüz Ali Temizli, İl Jandarma Komutanımız Jandarma Kıdemli Albay Yılmaz Kırgel derneğimize gelerek hatim programımıza katıldılar, bizleri şereflendirdiler. Tüm şehit annelerimizle yakından ilgilenerek hal hatır soran Sayın Valimiz, annelerimizin bir kez daha gönlüne girdi. Hayır dualarını aldı, duygulandık, gururlandık. Devletimizin varlığını ve birliğini Sayın Valimiz sayesinde bir kez daha hissettik, dedi. Vali Gökmen Çiçek, Sultanlığında çalışmalara başlayan Tarihi Kent Meydanı projesini inceledi. Vali Çiçek, Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili Profesör Doktor Veysel Eroğlu ve İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban da eşlik etti. Çiçek, Afyonkarahisar'da bir tarihin daha ayağa kalktığını ifade ederek, Sultandağ ilçemizi baharda farklı göreceğiz, belediye başkanımız ve kaymakamımız el ele hummalı bir çalışmanın içindeler, tebrik ediyorum. Veysel Eroğlu Bakanımız ve İl Genel Meclis Başkanımız Burhanettin Çoban'la beraber çalışmaları yerinde gördük, dedi. Tekirdağ ve Kütahyalı şehit yakınları ve gazilerden oluşan heyet, Şuhut'ta gezi etkinliği düzenledi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tekirdağ Çerkezköy temsilcisi Hasan Hüseyin Yarlıgan ve Kütahya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şaban Başol'un yanı sıra şehit yakınları ve gazilerin etkinliğine ev sahibi olarak Şuhut Gaziler Derneği öncülük etti. Atatürk evindeki tarihi ve destansı olayları görevli Halil Omur mihmandarlığını da dinleyen heyet üyeleri zaman zaman duygu dolu anlar yaşadılar. Daha sonra Lokman Düzgün'ü ardından Şuhut Gaziler Derneği'ni ziyaret eden heyet Başkanı Eftar Aslan ve gazilerle bir süre sohbet etti. Başkan Aslan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Çerkezköy ve Kütahya heyeti misafirperverliklerinden dolayı Şuhut Gaziler Derneği Başkan Aslan ve beraberindeki ekibine teşekkürlerini iletti. Ziyaret sonunda Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün ve Şuhut Gaziler Derneği Başkanı Eftar Aslan tarafından Çerkezköy ve Kütahya heyetine plaket takdim edildi. Son yıllarda tıbbi ve aromatik bitkilerin üretiminin arttığı Bayat ilçesine bağlı Derbent köyünde kış mevsiminin gelmesiyle birlikte doğal ortamda yetişen ve hiç kopartılmadan kuruyan kekik köylüler tarafından toplanarak kış çayı olarak kullanılıyor. Tarımsal alanlarda yetiştirilen kekikten tamamen farklı olarak dağda yetiştirilen doğal kekik üst solunum yolu, gribal enfeksiyon gibi birçok hastalık için kullanılırken Derbent köyü vatandaşları koronavirüsün etkisini azaltmak için de doğal dağ kekiği kullanıyorlar. Afyon Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Estonya'da Türkiye'yi temsil ettiler.
Afyon Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Erasmus artı K229 geleceğin şifresi Doğa Dostu Robotlar Projesi için Estonya'ya hareketlilik gezisi gerçekleştirildi. Okullar arası değişim ortaklıkları kapsamında Afyon Lisesi'nin proje koordinatörü olarak yer aldığı projenin birinci toplantısı için 1-5 Kasım arasında Estonya'nın başkenti Tallinn'de Tallinna Kristiine Gymnasium okuluna 4 öğrenci ve 2 öğretmenle proje hareketliliği gezisi yapıldı. Gezide öğrenci ve öğretmenler kentte kültürel gezilere katılıp 5 gün boyunca gimnazyum okulunda robotik kodlama ve çevresel korumayla ilgili çalışmalara katılıp oryantasyon ve grup oyunlarında yer aldılar. Projenin birinci toplantısında Afyon Lisesi'ni temsil eden öğrencilerden Nurefşan Sıla Gök, İsmail Iğdır, Melih Küçükkurt, Kevser Sıla Bozyurt'a İngilizce öğretmeni Meral Hitit ve matematik öğretmeni Çimen Erçolak eşlik ettiler. Boşanan çiftin aileleri arasında çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kavgada ağır yaralanan Yusuf Mercan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay 6 Kasım akşamı merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre boşanan çift arasında çocuk görme olayından kaynaklandığı öne sürülen tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İsmail K. eski dünürlerinin aracına kurşun yağdırdı. Otomobil içerisindeki 5 kişi silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hanife ve Mevlüt Mercan ile Hanife ve Şefika Mutlu hayatını kaybederken Yusuf Mercan ise ağır yaralandı. Eski kayınpederi tarafından annesi ve akrabalarıyla birlikte vurularak ağır yaralanan Yusuf Mercan 11 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Mercan bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Antalya'da kuyumcuyu öldürüp Afyonkarahisar'da altınlarla yakalandı. Antalya'da kar maskeli şüpheli kuyumcu çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü silahla öldürüp yaklaşık 2 kilogram altını alarak kaçan şüpheli Afyonkarahisar'da polisin çalışmasıyla yakalandı. Antalya'nın Kepez ilçesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına gelen kar maskeli şüpheli yanında getirdiği silahla iş yeri çalışanı Abuzer Atakan Gür'ü vurdu. Yere düşen Gür'ü darbeden ve tekrar ateş eden zanlı yaklaşık 2 kilogram altın alarak kayıplara karışmıştı. Şahıs Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı takibi sonucu yakalandı. Kütahya Karayolu'nda yakalanan şahsın aracında ve üzerinde yapılan aramada 1 adet Kalaşnikov marka uzun namlu silah, 1 adet silaha ait şarjör, 15 adet şarjör içerisinde Kalaşnikov mermisi, 100.000 TL, 1 kilogram külçe altın ve 177 gram saf altın ele geçirildi. Zanlı Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ve Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde şahsın kardeşleri S.Ö. ve S.Ö. Antalya'da gözaltına alındı. Gözaltında bulunan 3 şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Ö. tutuklanırken S.Ö. ve S.Ö. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 11 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polisten kaçamadı. Afyonkarahisar'da yağma suçundan 11 yıl hapis cezası bulunan şahıs polisle yaptığı kovalamacının ardından yakalandı. Bolvedin Ağır Ceza Mahkemesi'nce yağma suçundan aranması bulunan İbrahim Ç. isimli şahsın Afyonkarahisar Kent Merkezi Marulcu Mahallesi'nde bulunan otopark içerisinde görülmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şahsın görevlileri görmesi sonucu kaçmaya başladığı bildirilirken, yapılan takip ve kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan sorguda İbrahim Ç.'nin yağma suçundan 11 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edilerek adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Sokak satıcılarına operasyon 4 gözaltı. Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince Veysel Karani ve Hoca Ahmet Yesevi mahallelerinde sokak satıcılarına yönelik yapılan kontrollerde sokak üzerinde şüphelenilen bir motorlu şahıs ve görüştüğü 3 şahıs durdurularak üst araması yapıldı. Yapılan aramalarda 17 fişek halinde satışa hazır toplamda 19.72 gram metafetamin maddesi, 22 adet sentetik ecza maddesi, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan çok sayıda kilitli poşet, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Alparslan A. Ahmet E. isimli şahıslara uyuşturucu madde kullanmak, Murat Ç. Mehmet T. isimli şahıslarsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında gözaltına alındı.